Merhaba hanımlar. Bugün kümeş toplayacağım. Toplarken de ineklerimi dışarı çıkardım. Yağmurlu hava olduğu için içeride sıkıldılar. Saman verdim. Saman yiyorlar. Esmeriş. Koyunlara fıstık balyası veriyorduk önce. Şimdi bitti. Saman balyasından verdik. Hiç onları o kadar yemiyorlar. Bu da düvemiz. Bunlar da koyunlarımız yerleri hep. Yerlerini hep ıslatmışlar, çamur ettiler. Kes, kuzu diyecek bunlar da. Kuzuları olacak inşallah. Bir ara videosunu çekmiş olduğum minyatürü göstereyim. Şu ileride kapının kenarında. Daha büyümedi, daha küçücük yaşıtları. Bak şu kuzu yaşıtıydı. Musla ağzını süren. Bir ona bakın, bir de ona. Zavallı büyümüyor. Ne kadar normal süt de versek annesi istemeyince. Acıktınız mı karılım? Bunlar da benim ekmiş olduğum soğanlar. Yazın burası köylü olduğu için sadece soğan. Kış sebzesi falan oluyor. Bunlar da bizim organik ısırganlarımız. Daha çiçek açmadı. Şimdi tam mevsimi yemelik. Çocuklar sevmiyor. Biz de haftada bir defa anca pişiriyor ama o kadar güzel organik ki. Kümeşlerimizden toplayacağım ben şimdilik. İçinden. İçinde kümeş tek tek. Bu benekli kümeş dediğimiz en faydalı kümeç. Burada da var. Şimdi ben bunları biraz toplayayım. Bu şekilde topluyorum. Şimdi bunları toparlayayım. Eve ileteyim. Pişirirken devam ederiz inşallah. Isırganımı topladım. Kömeşle karıştırdım ikisini de. 3 defa yıkadım. Bu şekil doğradım. Şimdi bunu böyle süzeceğim. Buraya alacağım. Tenceremize. Kömeşle ısırganı karıştırdım aslında bu sefer. Bazen ayrı ayrı yapıyor. Bazen karıştırabiliyor. Şimdi buna biraz tuz atacağım. Üstüne acık. Üstüne de bir su bardağı kadar su döktüm mü tamam bunu. Ocağa alıp pişireceğim. Biraz haşlanacak hafif buharıyla. Kömecim haşlanırken ben de soğanı doğradım. Doğrama tahtasında doğrayamıyorum. Yine elimde doğruyum. Genelde ve şimdi onun haşlanmasını bekliyoruz. İster bu kömeci haşlayıp sadece suyun içip kendisine limon sıkıp yiyebiliyor. İster sadece çiğden doğrayıp yıkayıp böyle soğan altına salça yapıp üstüne koyup üstüne de bir yarım çay bardağı kadar azıcık pirinç katıp borana diyerek yapabiliyor. Kömeç her türlü yeniyor. Bu mevsimde tam zamanı. İnşallah sizler de yaparsınız. Kömeç haşlandı. Kömecim böyle haşlandı. Süzdüm. Burayı da sosumuzu da hazırladım. Şimdi birazını ben bunu
Böyle tabağa alacağım. Üstüne limon sıkıp karabiber atıp yemek için. Bunu da hazırladığım sosun içine. Bunu azıcık da ocağa yer alacağım. Azıcık karabiber buna çok yakışıyor. Azıcık karabiber attım. Bunun işi tamam. Karıştıracağım, tabağa alacağım. Bu sürlüm dediğimiz, buna sadece haşlayıp limon sıkıp karabiber atıp yediğimiz, bu altından çıkan su, haşlamış olduğumuz su. Buna da böyle birkaç damla limon sıkıp içtiğimiz zaman, kis, hanımlar da bilirler, kis falan olduğu zaman çok faydası oluyor. Deseniz ki denedim, ben de denedim. Çok güzel. Bu da yemeğini yaptım, kavurmuş oldum. İsterseniz soğanı yaparken içine sarımsak da katabilirsiniz, altına yaparken. İyi geliyor, güzel tat veriyor. Yoğurtla güzel gider hanımlar. Kümeç yemeğim hazır hanımlar. Yapar yerseniz afiyet olsun. Kanalımı izlemeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ihmal etmeyin hanımlar. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun.